Şimdi birisi, bir hukukçu hem baro başkanı hem de bir partinin il başkanı olabilir mi? Soru bu. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarını AKP il başkanı olarak atamaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki kararın tartışmaları sürerken bu kez Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin de Erdoğan tarafından AKP Afyonkarahisar il başkanı yapıldı. Şehrimizin insanı kendi hemşerisini Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'ün görevini bırakmadan AKP Kahramanmaraş İl Başkanı olmasının ardından Afyonkarahisar'da da aynı durum yaşandı. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı. Temsil eden bir başka meslek örgütü yok. Baro başkanlığı görevinden ayrılmayan Şahin'in Ekim ayındaki baro seçimlerine kadar görevi sürdürmeyi düşündüğü belirtildi. Şahin'in AKP ile ilgili paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarında AKP Afyonkarahisar İl Başkanı, Afyonkarahisar Barosu Başkanı ifadeleri yer alıyor. Gelelim Gezi tutuklularına. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay'la Tayfun Kahraman'ı Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde ziyaret etti. Gökçen, ziyaret sonrasında hukukun, anayasanın uygulanması hepimizin, bu ülkenin hukuka, demokrasiye, insan haklarına inanan bütün yurttaşlarının ortak talebidir. Hukuka uyulmasını bekliyoruz açıklamasını yaptı. CHP Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'la şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Türkiye'de yurttaşlarımız adaletin varlığına inanmıyor. İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Cezaevindeki ziyaret sonrası Gökçen, gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'de yargı sistemi öyle kişisine göre, partisine göre veya bir sarayda kendisine duvarlar örmüş bir kişinin keyfine göre yapacağı açıklamalarla, onların ajandasıyla yürüyemez. Gökçen, Gezi direnişinin barışçıl bir eylem olma özelliğiyle tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. İddianameyi okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Orada doldurulan bütün satırlar, orada yazılan bütün fiiller, yasal fiiller ve hiçbiri bir suç teşkil etmemektedir. Yani bir kişisel inat uğruna, bir kişisel talep uğruna ya da bir takım karanlık odakların Türkiye'yi bambaşka bir noktaya sürüklemesi amacıyla bu dava bu noktaya getirildi. Gökçen ziyaret ettiği isimlerin gönderdiği mesajları da okudu. Sizlerle Can Atalay'ın bir mesajını paylaşacağım. Bütün saldırılara karşı sözünü ısrarla söyleyen bütün siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerinin aklımızla ve hukukla dalga geçer gibi gerçek dışı beyanlarına karşı tek tek gerçeği anlatan arkadaşlara teşekkür ederim. Ve Can Atalay şöyle ekledi. Memleket bu cendereden çıkacak. Herkes bundan emin olsun. Gökçen, Vera'nın artık babasına kavuşmasını istiyoruz diyerek Tayfun Kahraman'ın mesajını da paylaştı. Tayfun Kahraman şöyle söylüyor. Hiçbir delil olmadan, hiçbir suç isnadı olmadan keyfi bir tutuklama nedeniyle buradayız. Sadece bizler için değil, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'de hukukun üstünlüğü için bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Osman Kavala'yla da görüştüklerini söyleyen Gökçe Gökçen, Gezi iddianamesini okuyan kimsenin ortada bir suç bulamayacağını söyledi. Bugün yaptığımız görüşmeler aslında sadece Osman Kavala ile ilgili değil, aslında sadece Can Atalay ile ilgili değil, aslında sadece Tayfun Kahraman'la ilgili değil. Ama bu ülkede sesini çıkarmak isteyen milyonların hakkını kullanıp kullanamayacağıyla ilgili vahim bir tabloyu göstermek açısından önemlidir. İşte bu haberimize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in bahsettiği Can Atalay tam 2,5 yıldır hapiste değerli izleyenler ve Can Atalay'dan bir mesaj var. Mevcut krizin çözülmemesi halinde sürekli büyüyeceğini belirten Atalay, yeni bir meclis oturumunun önemli bir fırsat olabileceğini ifade etti. Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da sorumluluğunu hatırlattı. Sorumluluk ve çözüm meclis başkanındadır, dedi.
karşı direneceğiz. Şunu bilin, şunu bilin, şunu bilin. Hiçbir hukuk aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararına karşın hala cezaevinde tutulan Can Atalay sürece dair yeni bir mesaj yayımladı. Atalay kendisinin durumunun görüşüleceği yeni bir meclis oturumunun öneminden söz etti. Meclisin yeniden toplantıya çağrılması yeni bir fırsattır. Olay zaten kaçınılmaz olarak meclis yeniden açıldığında her gün baş gündem olacaktır. Can Atalay'ı hapiste tutmayı başarabilmek konunun en önemsiz detayı. Ancak ne var ki anayasaya uymak, hukuka bağlılık basit bir işleme, Can Atalay'ın milletvekili listesine yeniden yazılmasına gelip düğümlendiği için etrafından dolaşılamıyor. Bastırıldıkça daha zorlayıcı biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi biz meclisi yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım, konuşalım, görüşelim diye değil, gereğini yapın diye. O kararı okutacak mısınız, okutmayacak mısınız göreceğiz. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atalay, kendisine yapılan haksızlığa ve anayasa kararlarına uyulmamasına karşı mücadele veren herkese teşekkür etti. Çabalarınız ülkemizin bugünü ve geleceği bakımından çok kıymetli. Mevcut duruma bir bakalım. Can Atalay olayı kapandı mı? Yoksa meclisi de içine alarak daha devasa bir boyuta mı taşındı? Bitirilmek için aylardır uğraşılan olay, her aşamada hukuku, adaleti, kurumları ve en sonunda meclisi nasıl içine alarak, tüketerek, kirleterek ve genişleyerek devam ediyor. Bu süreç hukukun açık emri yerine getirildiği zaman ancak durabilir. Kararı uygun bulunmuştur. Bilgilerinize arz olur Metin Şertürk Daire Başkanı. Kriz çözülmediği sürece konunun sürekli gündeme geleceğini söyleyen Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sorumluluğunu hatırlattı. Anayasa Mahkemesi kararı basit bir işlem gerektiriyor. Sorumluluk ve çözüm meclis başkanındadır. Milletvekilleri listesine adım yazılacak. Eğer gerekli görülüyorsa karar meclis kürsüsünden okunacak. Bütün işlem bu basitliktedir. Can Atalay olayında anayasa ve hukuk mu geçerli olacak, keyfilik mi baskın gelecek mücadelesinin odaklandığı bilinciyle davranan, yeniden toplantı çağrısı için çaba gösteren bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi arkamda ilginç bir soru görüyorsunuz. Ne yaptınız oğlum bu paraları? Bu sözler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a ait. Ahmet Akın, AKP'li Yücel Yılmaz döneminde sadece 2022 yılında 6 kez kredi çekildiğini, ancak yatırımların yapılmadığını öne sürdü. İşte o yüzden soruyor ne yaptınız oğlum diye ve şöyle diyor, ne yaptınız oğlum bu paraları? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Meclis toplantısının ardından gerçekleşen baskı genel kurulunda geçmiş döneme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. AKP grubunun suya yapılacak fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda, Yücel Yılmaz döneminin büyükşehir ve baskı yönetimini sert dille eleştirdi. Baskı yönetimi, yani Balıkesir olarak bunu kısaltmışlar, baskı yönetimi diye. Akın, ne yaptınız oğlum bu paraları? Ortada yatırım yok. Nerelere harcadınız diye sordu. Gerçekten çileden çıkmış herhalde Sayın Ahmet Akın. AKP'li Yücel Yılmaz döneminde 2022 yılında tam 6 kez kredi kullanılmış, kendilerinin şu ana kadar hiç kredi kullanmadığını, kredi almadığını, açmaza düşülmesinin ana sebebinin de alınan bu krediler olduğunu söylüyor Ahmet Akın. Yazık değil mi bu millete diyor. Altyapı yok, Körfez'de arıtma yok. Türkiye'de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. 2024 yılındayız, 20 yıldır yönetiyorlar. 400 kilometreye yakın asbestli boru var. Zehir saçıyor, bunları değiştireceğiz demiş meclis toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, değerli izleyenler. Şimdi bu habere ilişkin haber merkezimizin hazırladığı bir haber var. Gelin onu da birlikte izleyelim. Arkadaşlar, 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. 6 kez. Yazık değil mi bu millete? Altyapı yok. Körfez'de arıtma yok.
AKP'li Yücel Yılmaz döneminde 6 kez kredi çekildiğini ancak hiçbir yatırım yapılmadığını açıkladı. Ne yaptınız bu parayı? Mesela ben hakikaten merak ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde el değiştirerek AKP'den CHP'ye geçmişti. Yeni başkan Ahmet Akın geçmiş döneme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. 6 kez, yani yüzgeçe dönmüş. Ayda en az 120 milyon lira belediyenin bütçesinden baskiye sübvanse yapılıyor. Bizim artı bunu ödeyip üstüne de en az bu kadar yatırım yapmamız lazım. Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında 6 kez kredi kullandığını, şu anki çıkmazın ana sebebinin alınan bu krediler olduğunu söyledi. Bu zamları yapmamızın nedeni maalesef Balıkesir Büyükşehir Belediyesi değil, maalesef bunlar iktidar. İşte yönetim eğer düzgün olsaydı bu millet de bu faturaları ödemek zorunda kalmazdı. Akın göreve geldikten sonra herhangi bir kredi almadıklarını da açıkladı. Ki biz kredi almadık baskıya hiç. Ya Allah aşkına elini vicdanınıza koyun. Hatlar 70 yıllığa yakın, depolar 35 yıllık ya. Körfez'e gittiniz. Bakın arıtmalar artık ömrünü doldurmuş. Biz ishal hattına başlattık, devamında getireceğiz.